Değerli Galatasaray Televizyonu izleyicileri, bir Aslanın Hazinesi programında daha birlikteyiz ve bugün konuğumuz gerçekten çok değerli bir başkanımız, Adnan Polat başkanımız burada. Hoş geldiniz başkanım. Sağ olasın. Size sözü vermeden önce ben iki tane açıklama yapmak zorundayım, onu yapmak istiyorum. Birincisi, bunu genel kurul kürsüsünden de söylediğim için Adnan başkanımızın kırgınlıklarına neden olan insanlardan biri de ben olarak orada kendisine özür dilemiş ve Galatasaray'ın bir hatası olarak dillendirmiştim. Aynı şeyi burada da tekrar ediyorum. Sayın Başkanım, sizin İbra konusundaki üzüntülerinize neden olan bir kişi olarak sizden özür diliyorum. O geride kaldı artık Volkancığım. Teşekkür ederim. İleriye İkinci bakalım. Açıklama ise, geçtiğimiz günlerde Sayın Suat Ateşdağlı ile bir program yaptık. Kendisiyle taraftar tarihini konuştuk. Orada da rahmetle ve hasretle andığımız başkanlarımız oldu. Bunlardan birini ve Mustafa Cengiz'di. Kendisi onu vurgulayarak rahmetle anamadığı için üzüntülerini dile getirdi. Ben onun yerine buradan tekrardan Mustafa Cengiz başkanımızı da rahmetle ve hasretle anıyorum. Allah Sayın rahmet eylesin. Bütün değerli başkanlarımızı Allah rahmet eylesin. Şimdi Galatasaray aşkı sizin için çok küçük yaşlarda başlıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Gençlik yıllarının böyle şey zamanı. Bir anlatır mısınız Mecidiyeköy'de nasıl doğdu bu aşk? Mecidiyeköy'de Ali Samiyen Stadı'nın yanında kömürlü saha vardı. Evet. Daha sonra da bizim orada Galatasaray Store'un faziliteleri vardı. O dönemlerde ben Mecidiyeköy'de bir Cam Spor diye bir takım vardı. Orada oynuyorduk. Rahmetli Metin abi orada Ali Samiyen'den çıktıktan sonra gelip orada antrenman yaparlardı. Gelip bize topa vurmayı öğretirdi. İşte nerede duracağımızı öğretirdi. Benim Galatasaray aşkım önce rahmetli Metin Oktay'a olan hayranlığımdan başladı. Hatta Ali Samiyen ilk açıldığı vakit Ali Samiyen Stadı, ben daha küçüktüm. Parmaklıkların arasında demirleri biraz gevşetmişler de oradan böyle jop yiyerek girdim. İlk maçı orada seyretmiştim Ali Samiyen'de. Ondan sonra da zaten çocukken sabahları stadın orada bekler, bir türlü bir yolunu bulup, cebimizde para yoktu, kaçak olarak stada bir türlü girmenin yolunu bulurduk. Hep Galatasaray'ı, Metin abiyi seyrederek Galatasaray aşkım gün geçtikçe büyüdü ve yıllardır da büyüyerek devam ediyor. Evet. Metin Oktay'ı yakından tanıyan bir insan olarak bir kez de sizin ağzınızdan onun o zarif beyefendi kişiliğini, futbolunu bir kısaca dinleyebilir miyiz acaba? Yani Metin abi rahmetli, yani futbolculuğunu zaten anlatmama gerek yok. Herkes biliyor ama insanlığında da çok son derece mütevazi, son derece sevecen, maddiyata çok önem vermeyen bir insandı. Ve Galatasaray'a karşı da büyük bir aşkı vardı. Benim yaşım ilerledikçe, o futbolu bıraktıktan sonra da bizim beraberliklerimiz oldu. Benim İzmir'de bizim Ege Seramik Şirketler grubunun için her hafta giderdim. Zaman zaman görüşürdük orada, zaman zaman uçakta beraber gelirdik. Herkes tarafından sevilen, sayılan bir insandı. Hatta maçlardan bir tanesinde, bir Fenerbahçe maçında, Mithat Paşa'da oynanıyordu o sırada. İsmi Mithat Paşa Stadı'ydı. O sırada Fenerbahçeli, o da rahmetli oldu, Yılmaz vardı. Metin abi arkadan habire tekmeler atıyordu. İlk kırmızı karttı. Metin abi döndü, yumruğu çaktı Yılmaz'ı, ilk 80 yere uzattı. Ondan sonra hakemin kararını beklemeden çıktı sahadan, yürüyerek gitti soyunma odasına. Kendi kendini oyundan attı. O maçı ben de tribünde seyretmiş bir insan orada olarak. Orada mıydın sen? Evet, hatırlıyorum. Ve bir Galatasaraylı olarak kahrolmuş. Bilmiyorum, yanlış mı hatırlıyorum ama Fenerbahçe seyircisi de hangi yoğunluktaydı o gün statta? Biraz daha Galatasaray seyircisinden fazlaydı. Ama oradaki o maçta dikkat edersen Fenerbahçe seyircisi de rahmetli Yılmaz abiye şey yaptı, tepki çok koymuştu. Evet. Onlar da tepki koymuştu. O zaman Galatasaray Fenerbahçe seyircisi yan yana seyrediyorlardı evet. Maçı. Yani dostluk, kardeşlik daha yüksek seviyedeydi. O tür gayri futbol hareketlerini iki taraf da benimsemiyordu. Metin abiye hak vermişlerdi ama hakemin kırmızı kartını beklemeden Metin abi stadı terk etti. Korner bayrağının dibinde elini kalbine koyması o gün mü daha önce mi? Hatırlayabiliyor musun? Hatırlayamıyorum ben sanki onu ama. O gün çıkmadan evvel de yine olabilir. Galatasaray seyircisine evet, hep yapıyordu zaten. Hep yapardı ama ilk yaptığını bilmiyorum. Evet. Bu biliyorsun bir Bektaşi selamı. Evet. Bilmiyorum Metin abi Bektaşi miydi Bektaşi ama. Bektaşi konusuna da Gül Baba konusundan geleceğiz. O da sizin için çok önemli bir önemli, bölüm. Evet. Ama ben hemen ilk aşktan sonra ilk yönetiminizi, çok genç yaşta yönetime girdiniz öyle değil mi başkanım? Ben rahmetli Ali abi, Ali Tanrıyer beni Galatasaray Kulübü üyesi yapmıştı. Babamın dostuydu, arkadaşıydı.
her maçtan önce de bizim Mecidiyeköy'de Ali Samiye'nin karşısındaki ofise gelirdi. Orada biraz sohbet ederdik. Ben üye olmak için aşağı yukarı bir 5 sene bekledim. Ali abiye hiç söylemedim. Sonra söylediğim vakit çok şaşırmıştı o. Beni Galatasaray Kulübü'ne üye zannediyordu. Sonra o kontenjanından, başkanlık kontenjanından yapmıştı. O zamanlar hatırlarsan 5 tane kontenjanı vardı, evet, başkanın. Ondan sonra da yani üye olduktan sonra Alp abiyle arkadaşlığımız oluştu. Alp abi 90'lı yıllarda beni yönetimine almak istedi. Fakat kulakları çınlasın, Levent Yücel dedi ki senin daha 15 günün var 5 seneyi doldurmaya. Eğer olursan dedi kurallara aykırı hareket etmiş olursun. Bu da hoş olmaz dedi. Ben de o zaman dedim yani kurallara uymuyorsa ben olmam dedim. Alp abiye yanında olurum ama yönetimin içinde olmam dedim. Ve girmedim yönetime. Ondan 2 sene sonraki seçimlerde Alp abinin yönetimine girdim. Orada ben herhalde gayrimenkulleri vesaireleri bana verecek diye şey yaptı ki çünkü yönetimdeki yedek üyeler hariç en genç üye bendim. O beni başkan yardımcısı yaptı. Galatasaray futbolu verdi bana. Florya tesislerini, Ali Sami Yen Stadı'nı ve Galatasaray Adası'nı, bunları sen bakacaksın demişti. Ben de o zaman dedim ki ben tamam bu işi yaparım ama ben işime kimseyi karıştırmam başkanım dedim. Eğer beni beğenmezseniz beni görevden alın ama benim işime karıştırmam kimseyi dedim. Tamam dedi, sen yap dedi. İnan ki o 4 sene boyunca Alp abi hiçbir zaman benim işime müdahale etmedi. O dönemde Derval'den kalan takımın artık hepsi yaşlanmıştı. Yeniden bir takım kurma dönemi gerekiyordu. Onu yaptık ve bir sürü genç Ümit Milli Takım futbolcuları aldık. Daha sonra zaten o Ümit Takım 2 senede şampiyon olduk. 2 defa da kupayı aldık o dönemde. Benden sonra o 4. senede ben ayrıldım. O takıma zaten 3 tane büyük futbolcu alınması lazım. Bir de o sırada Fatih Terim'i seviyordu genç futbolcular. Fatih Terim'i de alın ve Avrupa kupalarında finale oynayalım dedim. Onu yaptı Faruk Süren ve Galatasaray UEFA Kupası, sonra da Süper Kupayı kazandı. Ve o futbolcuların hepsi de Ümit Milli Takımı'nın futbolcularıydı. Akdeniz Oyunları birincisi futbol takımı zannediyorum Fatih Terim'le. Evet. Akdeniz Oyunları'nda. Ama sadece onlar değildi. Başka takımlarda da genç futbolcular vardı. Yani Ümit Milli Takımı, bir kısmı Ümit Milli Takımı'ndı, bir kısmı değildi. Ama o takım aynı zamanda da Dünya Kupası'nda Şenol Hoca'nın teknik direktör olduğu dönemde şey yapmıştı, üçüncü olmuştuk. Galatasaray'dan A takımda oynayan 7 kişi vardı, 8 kişi vardı. 2-3 tane futbolcu vardı, almaya çalışıyordum, alamadım onları. Rüştü Kubilay ve Alpay'dı Galatasaray'a eklenen futbolcular o maçta. Evet, evet. Yani istiyordum onları da transfer edeyim. Galatasaray milli takım olarak 11 kişi çıksın. Olmadı, yapamadım. Olmadı. Sayın Başkanım, şimdi bizim öğretilerimize göre, geleneklerimize göre sağ elin verdiğini sol el görmemesi lazım. Onun için sizin de anlatmadığınız çok sayıda Galatasaray'a yardımınız olduğu bilinir. Ben bir tanık olarak biliyorum ki hatta üyeliğinizden evvel bile Galatasaray'ın zaman zaman size yardımınızı gördüğü alanlar olmuştur. Siz bunlardan anlatmak istediklerinizi anlatabilirsiniz, anlatmak istemediklerinizi anlatmazsınız ama seyircilerimizin bilmesi açısından görev almadığınız dönemlerde de Galatasaray camiasının birçok kuruluşuna, buna da lisemiz de dahil olmak üzere, evet, önemli katkılarınız olduğunu biliyorum. O yüzden ben genel olarak Galatasaray adına size teşekkür borçluyum. Vallahi ben yani gönül verdiğim bir camia, kulüp, lise. Tabii ki elimden gelen hizmeti yapmak bir görevim ve bunu da isteyerek yaptım ama bir iki tanesinden bahsedebilirim. Ben Galatasaray yönetimine girmeden önce Galatasaray Kulübü her zaman olduğu gibi ekonomik krizin içindeydi. Hiç bitmiyor ki ekonomik krizi. Ve o sırada oteller Galatasaray Kulübü futbolcularını almıyorlar çünkü borçları var. Galatasaray kamp yapacak, kalacak yer yok. Bunu ben dinliyorum. Konuşuyorlar işte o sırada Alp Bey başkan yardımcısıyken. O çok ağrıma gitmişti benim. Gittim ben Alp abiye dedim ki abi dedim ben bu Florya'ya bir kamp tesisi yapmamız lazım. Bu böyle olmaz dedim. Nasıl yani dedi. Dedim ben oraya dedim güzel böyle 30 odalı bir otel yapayım dedim. Nasıl dedi, yapacaksın dedim. Hediye olarak yapacağım dedim. İnanamadı zaten. Sonra da yaptık. O oraya açılışını yaparken de Florya tesislerine de ben şeye Alp abiye çok ısrar ettim. Dedim ki buraya muhakkak ki Metin abinin adını verelim dedim. O da
kabul etti sağ olsun. Ve Metin Oktay tesisleri olarak rahmetli Süleyman Demirel geldi, açılışını yaptı. Hem tesisleri açtı, yani hem oraya Metin Oktay tesislerini açtı, hem bizim yaptığımız kamp otelini açtı. O günden de beri Galatasaray orada yapıyor kampını, evet. Ama şimdi artık Kemerburgaz bittiği vakit onlar yıkılacak tabii. Bir diğerini de, bunu da hiç esasında anlatmak istemiyordum ama belki çok sene geçtikten sonra anlatabilirim. Ben Galatasaray'da Erdoğan abiyi çok severdim. Erdoğan Tezic herhalde. Erdoğan profesör. Tezic, evet. Erdoğan abi de çok sıkı bir Galatasaraylı'dır. Ama çok oturaklı bir adamdı, çok saygın bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Bir gün bana ofise geldi Mecidiyeköy'de, Galatasaray Lisesi müdürüyken. Ya dedi, Adnan sana bir şey soracağım dedi. Sen Galatasaray Lisesi'ne geldiğin vakit nasıl bir hava kokluyorsun? Çok affederek, abi dedi, çok kötü kokuyor. Ben de onun için geldim dedi buraya. Niye dedi, böyle oldu bu sence? Dedim herhalde uzun yıllardır dedim buradaki kanalizasyon sistemi çürümüştür. 100 yıldır hiç dokunulmuyorsa o koku ondan geliyordur. Ya dedi, ne olur şuna bir el atar mısın dedi. Abi dedim, bir şartla el atarım dedim ama bana dedim öyle milletin önünde falan toplayıp plaket milaket vermeyeceksin. Tamam dedi. Ve bizim inşaat ekibi, kanalizasyonla ilgili olan inşaat ekibi neredeyse 6 ay Galatasaray Lisesi'nin altında ve İstiklal Caddesi'nin altında bütün o kanalizasyonun borularını vesaire hepsini değiştirdi. 6 ay falan sürdü iş. Su depoları falan yapıldı. Ve uygulamaya koyduğumuz vakit ne koku kaldı ne bir şey kaldı. Ve Erdoğan abi bir gün geldi elinde bir paketle. Bunu dedi, alacaksın. Ne bu abi dedim. Dedi, bu bir plaket benden sana dedi. İkimizin arasında dedi. Bunu almazsan dedi gönlüm kırılır dedi. Bana bir plaket verdi. Hala o plaket duruyor. Erdoğan abi de rahmetli anıyorum. Evet. Erdoğan Tezic hocamız hem iyi bir sporcuydu hem önemli bir Galatasaraylıydı. Evet. Rektörlüğü, YÖK başkanlığı hepsi unutmamamız gereken. Yani bizim Galatasaraylılığı benim öğrendiğim insanlardan bir tanesi Erdoğan abidir. Bir tanesi Oğuz abidir. Kemal abi Galatasaraylı olmamasına rağmen Kemal abidir. Muzaffer abidir. Şimdi ben bunların soy adlarını ekleyeyim isterseniz. Söyle. Genç seyircilerimizin araştırsınlar internette kim olduklarını. Oğuz İmregün, Profesör evet. Oğuz İmregün. Evet. Kemal Onar çok önemli bir maliyeci ve Galatasaray'ın mali yapısını çok düzelten bir insan. Biz beraber de çalıştık Alp Bey'in döneminde şeyde yönetimde. Muzaffer abi. Muzaffer Bozok herhalde. Bozok, evet. O da önemli bir futbolcu ve Atatürk'ün çok yakınlarından. Atatürk'ü yaverinin oğlu. O da çok yakınlarından. Yani Galatasaray, Atatürk ve Cumhuriyet aslında iç içe geçiyor değil mi? Bir de Rüşan abi, ona da çok yakındım ben, Rüşan Adlı. Rüşan Adlı'nın da Osman Bey'de sanıyorum. Ofisi değil vardı. Bir ofisi vardı. Harbiye'de, evet. Galatasaraylılar evet. Orada doğru. Bir araya gelirlerdi. Doğru. Hatta zaman zaman da seçim kulisleri bile orada. Yapılırdı, evet. Bir de yani benim esasında bana biraz Galatasaraylı nasıl olmalı, nasıl olmamalı dersini verenler bunlar. Bir de Coşkun abidir, Coşkun Özarı'dır. Evet, çok özel insanlar bunlar bahsettiklerimiz. Evet, ben seyircilerimize gerçekten bu isimleri duydukça internete girip araştırmalarını ve onlarla ilgili daha çok bilgi sahibi olmalarını istiyorum. Ben onların çoğunu her ay bir yemeğe götürürdüm. Onlara şeyi sorardım. Abi ben iyi bir Galatasaraylı nasıl olmalı, nasıl olmamalıyı bana öğretin derdim. Yani o Galatasaray'da yönetimde olduğum dönemlerde hemen hemen her ay bir dördüyle beşiyle birlikte yemek yerdim, onları dinlerdim. Galatasaray'ı iyice öğrenmek için. Şimdi bazıları gelmiş bana Galatasaray'ı öğretiyorlar. Bana diyorum Galatasaray'ı kimse öğretmesin. Galatasaray yaşanarak öğrenen bir şey. Sizin de en büyük şansınız bence çok değerli insanların yaşadığı bir dönemde. Evet. Onların arasında genç bir yönetici olarak. Onlar bana abilik ettiler, evet. Hocalık ettiler. Çok önemli yani deneyimler çok şeyler kazandınız. Öğrendim onlardan. Evet. Ama o kazandıklarınız da Galatasaray'a verme şansını her zaman buldunuz ve yerine getirdiniz. Bulamadığınız günler için de bizim hayıflanmamız lazım bence. Ne yapalım, bazen istemeyen şeyler oluyor maalesef. Bir de şey var. 20-45'e gelmeden önce Galatasaray bir dönem UEFA Kupası'nda ceza ödeyecek. Onda da televizyonlarda bilindiği için, yani bir kampanya televizyonda açıldığı için orada da sizin aslında çok önemli bir girişiminiz var diye biliyorum. Şimdi ben 96 ayrıldıktan sonra hiçbir televizyona, medyaya hiçbir beyanat vermedim. Ayrıldıktan sonra ki o 96'da ayrılana kadar da ben sokakta yürüyemiyordum yani. Yani adım başı bir sarılıp öpüyordu.
İşte Galatasaray'ın rahmetli Özhan Can Aydın döneminde yine ekonomik sıkıntının olduğu bir dönemde bir borcu olduğunu biliyoruz. UEFA'da Galatasaray'ın puanlarını sildirecek, öyle bir talimat verecek federasyona. Bilmiyorum olabiliyor mu, olamıyor mu o zamanki kurallara göre. Beni Serhat Uluyeren yakaladı. İlla televizyona çıkaracağım dedi. Ben de ta onu muhabirliğinden biliyorum Galatasaray'da. Tamam dedim, çıktım. Programda konuşulurken, yani sohbet ederken bu konu konuşuldu. Ben de dedim ki ya Galatasaray 10 tane, 20 tane Galatasaraylı 100'er bin dolar verir dedim. Bu 2 milyon doları öder. Ben dedim veriyorum dedim. Telefonlar başladı çalmaya. Herkes 100 bin dolar veriyor. 50 kişi falan aradı. Yani programda 3-4 saat sürdü. Herkes 100'er bin dolar bağışta bulunuyor. Tabii o arayanların %70'i hiçbir şey vermedi. Ama 2 milyon doları topladık. Ve UEFA'ya bu borç ödendi. Dolayısıyla Galatasaray'da şampiyonluğa devam ediyor, yani gidiyor. Seçim dönemiydi o sırada. Rahmetli Özhan geldi bana, ki biz onunla beraber de yönetimdeydik. Yani o 94-96 senesinde bizim yönetimde Alp abi başkandı, Alp Yalman. Faruk Süren vardı, şey vardı, Özhan Can Aydın vardı, Ateş Ünal Erzen vardı, Mehmet Cansun vardı, Tony Kavuki vardı. Ben de başkan yardımcısıydım. Yani en gençler olmama rağmen en fazla yetkisi ve işi olan ve kıdemli olan bir pozisyondaydım. Faruk Süren de galiba başkan yardımcısıydı o sırada. Dolayısıyla biz Özhan'la pek geçinemezdik yani o yönetimde. Zaten o dönemde Faruk olsun, Özhan olsun, Ateş Ünal Erzen ve Bülent Tulun da vardı. Onlar muhalefetti. Bizim beyaz dediğimizde onlar siyah diyordu. Öyle bir durum vardı. Yani çok keyifsiz bir ortam oluşmuştu. Onun için ayrılmıştım ben zaten. Sonra rahmetli Özhan geldi bana, dedi Galatasaray'ın sana ihtiyacı var, geri geleceksin. Ya dedim, abi bak ben işim gücüm var, dünya kadar iş, yatırımım var. Ben dedim vakit bulup gelemem yani, kendimi hiç planımda yok yani, kendimi buna göre ayarlamadım. En az 10 defa geldi, sonunda peki demek zorunda kaldım. Dedim 2 seneliğine gelirim. O da dedi ki, gel dedi, ben dedi kulübün protokolüyle ilgileneceğim. Sen dedi bütün mali işler, idari işler, sportif işler, futbol, tesisler, her şeyle sen ilgileneceksin. Bütün her şeyi yıktı üstüme. Vallahi 24 saat yetmiyordu. İşte o dönemde de bir 20-45 olayı oldu. Yani aşağı yukarı bir 6 hafta önceden bir yaptığımız basın toplantısında, yani bir saatlik basın toplantısında bir cümleye manşet yaptılar ve o cümle öyle tarihe geçti. Biz hakikaten 14 Mayıs 2045'te şampiyon olduk. Oradaki o 16 dakikayı nasıl? Ben çok net hatırlıyorum, basın tribünündeydim. Ben de çok net hatırlıyorum. Çünkü bütün herkes şeye inmişti stada. Şeref tribünde bir ben oturuyordum. Bir de arkada bir beyefendi oturuyordu. Heyecanla dua ediyoruz bütün hepimiz. Ama aşağı yukarı bütün Türkiye'yi aynı anda dua ettirdik. Galatasaray'ı sevenler Galatasaray için, Fenerbahçe'yi sevenler Fenerbahçe için. Yani herhalde bütün futbolcular Türk basın tarihinde tribününe çıkmış, televizyondan Fenerbahçe maçı izliyorlardı. Evet, 16 evet, dakika boyunca evet. Arkadaki arkadaşımız birdenbire küt diye yere düştü, bayıldı heyecandan. Aldık onu arka odaya taşıdık. Kolonya falan tuttum, sürdüm, biraz uyandırdım. Ya arkadaş dedim, sakin ol, bu neticede futbol maçı. Devletin çok önemli görevlerindeki bir müsteşarlardan biriydi, ismini vermeyeyim. Bayıldı, dayanamadı, bayıldı. Sonra şampiyon olduk tabii ama inanılmaz bir şeydi o yani. Türkiye'de, İstanbul'da sokaklarda herkes birbirine saat kaç diye soruyordu. Saatin hikayesi çok uzun esasında. O saat şu anda Murat Ülker'in müzesinde, o açık artırmada o almıştı. Yani altyapıya destek için. İşte şampiyonluk balosunda futbolcuların formaları, ayakkabıları falan, onlar açık artırmaya gitmişti. Saat de açık artırmaya gitti. O da bana hediye gelmişti bir yerden. Aşağı yukarı 6-7 bin dolarlık saat 250 bin dolara satıldı. Bizim saat gitti Murat Ülker'in müzesine. Selamlıyorum onu da buradan. 250 bin dolar da gitti Galatasaray altyapısına. Ben de havamı aldım her zamanki gibi. Estağfurullah. Sizin için ama unutulmaz oldu 2045. Tabii unutulmaz. Bizim programımız da o bağlamda perşembeleri 2045'te yayınlanıyor. Yalnız o zaman bana o sırada İstanbul Emniyetinde Trafik Şube Müdürü bir plaka ayırmıştı. 34 GS 2045. O hala bende o plaka, benim arabamda.
sizin saatten çok kıymetli bir plakanız evet. var o zaman. Başkanım, şimdi 16 dakikayı yaşadığınız maç tabii ki hayatınızın önemli maçlarından biri. Ama unutamadığınız çok böyle ya kendi kurduğunuz takımlarda olabilir ya da farklı bir gün Galatasaray'da olabilir. Unutamadığınız bir maçı bize anlatabilir misiniz? Ya bir tanesi şey, biz Manchester United'la oynadığımız maçtı. Biz yani herkes çok fark yiyeceğimizi düşünüyordu. Biz gittik İngiltere'de son dakikada yediğimiz golle 3-3 berabere kaldık. Ben buradan giderken inan ki bir kişi, herkes bir kere Galatasaray fark yiyip gelecek dedi. Ben galip gelmeye gidiyoruz dedim. Dalga konusu da tabii, alay konusu olduk biz. Döndük burada da 0-0 berabere kaldık. Ve ilk defa bir Türk takımı, bir İngiliz takımını, yani A kategorideki takımı eliyordu. Hatta Manchester United halka açık bir şirket olduğu için %20 civarında hisseleri değer kaybetmişti ki çok büyük bir değer kaybı bir İngiltere'deki bir şirket için. O anda bütün Türkiye sokağa döküldü ama sadece Galatasaraylılar değil, Fenerbahçeliler, Fenerbahçeli yöneticiler, Beşiktaşlı yöneticiler, milyonlar sokaklardaydı. Evet. Beni Mehmet Cansun aradı şeyden, Taksim'den. Dedi ki ya Adnan dedi, bu Taksim'e gelmen lazım. Herkes senin adını bağırıyor, buraya gel dedi. Ben de yanımda Tony Kavuki ile bir saat, yani iki saatte falan gittik Mecidiyeköy'den şeye. O kadar kalabalıktı ki o zamanlar 10 dakikalık yoldu biliyorsun eskiden Taksim Meydanı'na. Valla arabanın içinde beni gördüler, tuttular arabayı havaya kaldırdılar. Altına girdi bütün taraftarlar, bağırıyorlar. Biz Tony ile arabanın içinde oturuyoruz. Ya camı açtım ya, indirin aşağı diyorum. Diyor ki ya başkanım diyor, bırak diyor keyfimizi çıkaralım diyor. Sonra arabanın üstüne indirdiler, üstüne çıkıp marş söylemeye başladılar. Arabanın tavanı çöktü, kapılar bloke oldu falan. Sonra da Galatasaray sevinçlerinin zararı sizde saatten sonra bir de araba. Yok ben diyorum ki Galatasaray taraftarı seni sevdiği vakit öldürüyor. Sevmiyorsa da zaten direkt El Fatiha gitti. Sonra da camı kırdı polisler, beni çıkartıp arabaya koyup götürdüler ama bütün üstüm başım parçalanmıştı ve sadece üstümde pantolonum kalmıştı. Canımı zor kurtardım yani. Bizim Hızlı Sorular diye bir bölümümüz var Sayın Başkanım. 10 kelime soracağım. 10 kelimeye siz de tek kelime veya sizin için ne ifade ediyorsa onunla cevap verebilirsiniz. Deneyelim bakalım. Spor yapmak. Her zaman var. Futbol. Hayatımızın parçası. Fair play. Galatasaraylık. Aydınlanma. Okuma. Medeniyet. Ya çok geniş bir kavram. Nezaket. Bizim Galatasaray'dan öğrendiğimiz. Zarafet. O da öyle. Avrupa. Yüzümüzün dönmüş olduğu medeniyet. Atatürk. Atatürk bizim her şeyimiz. Galatasaray. Galatasaray yaşam tarzımız. Çok güzel. Sayın Başkanım, şimdi 20.45 yaşandı. Daha sonra Galatasaray'da bu sefer sizin İlk belki en önemli yaptığınız işe geliyoruz. Bugün bu çekimi yaptığımız statın var olmasındaki sizin katkınız bence herkes tarafından biliniyordur. Siz bu statı, verdiğiniz emekleri paylaştığınız insanları nasıl anarsınız, nasıl anlatmak istersiniz? Valla bu statın yapılması epey uzun bir hikaye. Yani buradaki bu program yetişmez. Ancak bu statı ben tabii tek başıma yapmadım. Burada birçok Galatasaray'daki yönetici arkadaşlarım da benimle beraber mesai verdiler burada. Biz bir ekip olarak bu stadı yaptık. Çok uğraştık. O dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dı. O bize büyük bir destek verdi buranın yapılmasında. Ama Türkiye'de ilk defa bu stat yapılıyordu ve bu işe o dönem Fenerbahçe'deki yönetim, başkan hepsi karşı çıkıyordu. Yapılmasını istemiyorlardı. Çünkü Fenerbahçe kendi stadını kendi imkanlarıyla yapmıştı. Galatasaray'ı neden yapıyorsunuz diye aklı olarak belki kendi açılarından söylemiyorlardı. Ama burası uzun uğraşlardan, bir 5 senelik uğraştan sonra yapıp bitmişti. Ve bu tabii Türkiye'deki diğer bütün şehirlerdeki kulüplere de emsal oldu ve devlet de diğer bütün şehirlerde de statları yeniledi. Bu vesileyle burası Türk futbolundaki bütün yapılan yeni statların önderliğini yapmış oldu. O açıdan da çok önemli oldu. Bizim açımızdan şöyle önemli. Rakibimiz Fenerbahçe 50 bin kişiyi oynarken biz Ali Sami Yen'de ve o sırada hakikaten
çok sağlıklı olmayan bir yapıda 24 bin kişilik kapasiteli bir statta işte 15-20 bin kişi arasında oynuyorduk. Ya orada Fenerbahçe belki 60-70 milyon dolar gelir elde ederken biz Ali Sami Yen'de en fazla elde ettiğimiz gelir 15 milyondu. Yani bilet fiyat, bilet bedelleri ve reklam gelirleri vesaire. Şimdi herhalde bir 70-80 milyon dolar vardır diye ümit ediyorum. Bir de kapasite olarak tabii 50 binin üstünde bir stat oldu. Tabii Ali Sami Yen'den ayrılmak çok kolay olmadı. Ben hayatımda ilk defa Galatasaray camiasından divan kurulunda Ali Sami Yen'i yarın yıkmaya başlayacağız dediğimiz vakit gözlerimden yaşlar boşalmıştı. Çünkü yani Ali Sami Yen'de hepimizin çok büyük anıları vardı açıkçası. Tabii kolay olmadı onu yıkmak ama iyi ki de yıkmışız çünkü 10 günde o stat yıkıldı. Ne betonarmesi kalmıştı, ne demirleri kalmıştı, çürümüştü. Yani bir kazaya mehal verecek bir hale gelmişti. Zaten incelemelerde de, teknik üniversiteden yaptırdığımız incelemelerde bir an evvel buranın yıkılması gerektiği de ortaya çıkmıştı. Burası biraz tabii açılışı da buranın çok şey oldu, acı oldu. Esasında çok da yani 55 bin kişi vardı ve ben burada Galatasaray Kulübü üyelerinin her birine ikişer tane davetiye gönderdim. Eşleriyle beraber gelsin diye ve buraya emeği geçen herkese, çalışan ameliye dahi bilet göndermiştim. 55 bin kişilik bir açılıştı. Cumhurbaşkanı gelecekti. Abdullah Gül de o sırada. Başbakan gelecekti Tayyip Bey ve bakanlar gelecekti. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Rahmetli Selahattin abi beni stadın açılışından bir gün önce aradı. Selahattin abi de benim babamın çok yakın arkadaşıdır. Çocukluğumdan tanır beni. Dedi ki Adnancığım, sevgili başkanım, yarın dedi statta çok kötü olaylar olacak, dikkatli ol dedi Selahattin abi. Ben de abi ne olacak dedim Selahattin abi, daha fazla konuşamam dedi, gözlerinden öperim dedi, kapattı telefonu. Sonra da İnan Kıraç aradı beni. Dedi ki siz dedi Ali Sami Yen Bey'in ismini dedi Galatasaray'dan silmeye mi çalışıyorsunuz? Neden böyle bir şey söylüyorsunuz dedi. Ve dedi stadın ismi diyor Ali Sami Yen spor kompleksi diye yazmıyor. Halbuki şeyde yazıyordu, tünelin yani metronun çıkışında yazıyordu. Bir de skorboardta yazıyordu ama esas dışarıya koyacağımız büyük şeyi yetiştirememiştik. Bir de davetiyelerle ben hiç ilgilenmedim. O sırada o davetiye basımı yaptıkları vakit davetinin üstünde Ali Sami Yen spor kompleksi yazmamışlar. Galatasaray stadının açılışından bahsediyorlar. Türk Telekom Arena'dan, sponsor firmadan. Ben dedi ki bunu eğer şey yapmazsanız, düzeltmezseniz dedi ben medyaya konuşurum. Açılıştan bir gün önce. Kapattım ben telefonu. O sırada çok izlenen televizyon kanallarından birini çağırdım. Dedim ki bana şu soruyu sor. Sordular. Ben bütün Galatasaray camiasından sehven yapılan bir yanlışlık olduğunu ve özür dilediğimi söyledim. Ondan sonra da ertesi gün Milliyet Gazetesi'nde tam sayfa şeyin tam saldırısı İnan Kıraç'ın açılış öncesi. Halbuki ben düşünüyorum Galatasaray tarihindeki Galatasaray başkanları acaba hangisi Ali Sami Yen Bey için bir şey yapmış? Ben ilk Galatasaray Lisesi'nin karşısındaki müzenin açılışında Ali Sami Yen Bey'le ilgili müzenin yani bütün eserlerini Ali Sami Yen Bey'e anlatan bir açılış yaptık biz. İkincisinde ben Ali Sami Yen Bey için bir kitap yazdırmıştım. Bütün Galatasaray'a da dağıtmıştım. Üçüncüsü de Ali Sami Yen Bey ile ilgili bir pul bastırmıştım. Ali Sami Yen Bey ile ilgili bence bir şey yapan bir başkan hatırlıyor musun sen? Konuşmaktan başka. Bu muhteşem statta ondan sonra gelen başarılar ve güzel günler sanki unutturdu artık bize onu diyelim. Yani o tabii o gün unutulmaz. İlla aklımızın hepimizin Galatasaray'ın bir tarafında kaldı yaşayan herkesin. Çünkü açılış böyle olmamalıydı Galatasaray'ın. Yeni bir stat yapıyoruz ve Türkiye'nin en güzel stadı, en büyük stadı oluyor. Bu olmamalıydı ama işte hayat hep her zaman sürprizlerle dolu evet. İşte. Bazen böyle tatsız şeyler de oluyor. Biraz önce dediniz ki işte Ali Sami Yen Bey için kitap bastırdım, şunu yaptım. Asıl bir de Galatasaray'ın kuruluşunda çok önemli bir isim olan 1400 yıllarına dayanan Gül Baba ile ilgili de çok önemli şeyler yaptınız, yapıyorsunuz. O konuda da bizi aydınlatır mısınız bir parça acaba? Valla ben 35 sene evvel Budapeşte'de, Buda'da, Budin'de yani dolaşırken bir mezar gördüm. Bir bak gittim bu nedir diye böyle çöplük şeklindeydi. Her taraf çöp içindeydi. Okudum.
Gül Baba'dan bahsediyor duvarda. O zaman da biz bir lojistik merkez yapacaktık. Buradaki ürettiğimiz ürünleri Avrupa'ya ihraç etmek için Macaristan'ı karargah şey yapmıştık. Konumu Avrupa'nın göbeğinde olduğu için. Sonra birkaç arkadaş koyduk oraya. Oraları temizlettirdik, süpürttük Gül Baba olduğunu. Ama daha Gül Baba'nın da o sırada Galatasaray'la ilintisi böyle çok satıtta biliyorum. Yani çok az bir bilgim vardı. Sonradan okudukça öğrendim. Ben kafaya taktım. Dedim ki ben bu Galatasaray burada bir vakıf kuracağım. Bu Gül Baba'yı şey yapacağım. Burayı yeni baştan restore ettireceğim. Ama bu arada o ilk gördüğümden sonra geldim. Rahmetli Süleyman Demirel'i ziyarete gittim. Durumu anlattım. O da Kültür Bakanlığı'na bir talimat verdi ve orada bir restorasyon yaptılar. Yani şekle getirdiler açıkçası. Sonra Süleyman Bey oraya geldi, ziyaretine geldi, girdi bir dua etti vesaire. Sonra Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ben bir vakıf kurmak istedim ve gittim Macar Başbakanı Viktor Orban'ı da çok iyi tanıyorum. Dedim ki burayı dedim bizim vakfımıza ver. Biz böyle böyle yapacağız. Burayı restore edeceğiz, güzelleştireceğiz. Bir destinasyon yapacağız. Dedi ki Adnan dedi burası dedi devlet toprağı. Burayı sana veremem dedi. Peki ne yapacağız dedim. Dedi ki ben bir Macar Vakfı kurayım dedi. Sen başkan ol dedi. Ve bir Macar Vakfı kurdu. Oradaki o devlet toprağını Macar Devlet Vakfı'na verdi. Beni de başkan yaptı. Ondan sonra da açılışını zaten oranın harcamalarına da ben bir 5 milyon euro Viktor Orban Macaristan devleti koydu. 5 milyon euro da Türk devleti Tayyip Bey'i ikna ettik ki bir Fenerbahçeli olarak o da kabul etti onu. Tabii açılışında her tarafı sarı kırmızı güllerle donattık. Şimdi Viktor Bey için tamam normaldi. Tayyip Bey için tabii o Fenerbahçeli olarak baktı dedi ki abartmışsın dedi. Ama her taraf sarı kırmızıydı yani Gül Baba sanki böyle heykeli güllerin içinden çıkıyormuş gibi. Açılışını yaptık. Dolayısıyla bununla ilgili olarak da aşağı yukarı yılda 100 bine yakın ziyaretçi var oraya. Yarısı da Hristiyan gelip orada mum yakıp Gül Baba'ya dua ediyorlar. Gül Baba 1481'de esasında Beyoğlu'nda işte gül bahçeleri olan bir Bektaşi dervişi. İkinci Beyazıt orada avlanmaya gittiği vakit görüyor bunu. Yanına gidiyor, oturuyorlar. Ona çay ikram ediyor Gül Baba. Sohbet ediyorlar. Kalkışta seviyor yani Gül Baba'yı. Diyor ki Erenler diyor var mı diyor benden bir isteğin. Diyor ki padişahım buraya bir tane mektep yap. Burada biz devlet adamı yetiştirelim. Onun üzerine de Galatasaray Lisesi kuruluyor. Ama Gül Baba'nın da kavuğunda hep sarı kırmızı güller var. İkinci Beyazıt'ı karşılarken de var. Sonra Galatasaray Kulübü 1905 yılında Galatasaray Lisesi'nde kuruldu ve renklerini de Gül Baba'nın renklerinden aldığı için Gül Baba Galatasaray'ın bir manevi kurucusu olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla o türbeyi yaptıktan sonra bizi UNESCO'dan beni İlber Ortaylı Hoca'yla bir konferansa davet ettiler. Şimdi İlber Hoca tabii bir tarihi duayen. Biz öyle değiliz yani onun yanında bizim yani laf söylememiz bile ayıp kaçar diye düşünüyorum. Gittik UNESCO'da ana baba günüydü. Yani salonlar, koridorlar, sokaklar dolmuştu. Yani bir bayağı güzel bir konferans oldu. Bir tane de Macar Türkolog götürmüştük profesör. Sonra İlber Hoca ile biz bir akşam yemeğine çıktık oradan. Sohbet ederken bana dedi ki başkan dedi bu dedi Gül Baba dedi sizin Galatasaray Lisesi'ni kuran Gül Baba değil. Hocam nereden biliyorsun dedim. Dedi ki bu kadar uzun yaşamış olamaz. Dedim ki hocam Allah'ın seversen yani ortalığı karıştırma. Sonra ben döndüğümde bu Hacı Bektaş Veli törenlerinde bir tane profesör Coşkun Bey'le tanıştım. Onu davet ettim İstanbul'a. Dedim ki şu Osmanlı arşivine gir. Şu Gül Baba'nın araştırmasını yap. Tam bir sene araştırma yaptı. Bir sene sonunda toplamda 900 sayfa, 3 tane kitaptan oluşan bir set yaptı. Bütün belgeleriyle, bilgileriyle hepsini getirdi. Bu Gül Baba, o Gül Baba. Peki nasıl oluyor Gül Baba'nın bu kadar çok mezarı var, kabri var başka yerde. Kastamonu'da var, Isparta'da var, işte Galatasaray Lisesi'nin arkasında var. Hatta lisenin içinde bile var. Evet. Değil mi? Meğerse bu Bektaşi dervişleri, ben bilmiyordum bunu, çok sevilen Bektaşi dervişleri gittiği yerlerde bir hatıra bırakıyorlar, bir anı bırakıyorlar, seviliyorlar. Rahmetli oldukları vakit onların adına bir sembol mezar yapılıyormuş. Onun için böyle birden fazla mezarı varmış.
Dolayısıyla orada bu kanıtlanmış oldu ve biz Gül Baba'nın ailesini bulduk. Isparta'da Ulubey köyünde bulduk ve onları da buraya davet ettik. Onlarla beraber olduk. Hatta onlar geldiğinde 400-550 senedir ilk defa o köyden çıkan Gül Baba'nın geyik derisine yazılmış 7 metre boyunda kendisinden ilgili bir yazısı var. Şimdi onun kitabı, onu tercüme ettirip kitaba çevirtiyorum. Dolayısıyla Galatasaray Lisesi, Galatasaray Kulübü'nün gerçek kurucusu, manevi kurucusunun Gül Baba olduğu ortaya çıkmış oldu. Bununla ilgili kitapları Türkiye'deki bütün üniversitelere gönderdim. Devletin kütüphanelerine gönderdim. Galatasaray Lisesi'ne gönderdim. Galatasaray Kulübü'ne gönderdim. Yurt dışında. Hatta böyle Cambridge, Harvard gibi okullardan da istediler. Onlara dahi gönderdik bunu. İyi oldu bence. Bu ilintinin ortaya çıkması gerçekten çok önemli bir çaba. Evet yani çünkü herkes ya dünyanın her yerinde bir Gül Baba diyordu ama bu böyleymiş ama yani belki bir Evliya Çelebi gibi oradan oraya gezen bir Bektaş dervişi. Onlar tabii Bektaş dervişleri zamanında çok dolaşmışlar. Zaten Balkanlarda da Osmanlı döneminde Türkleştirmek ve Müslümanlığı sevdirmek için Bektaşileri, Bektaşi dervişlerini gönderirlermiş. Ben şimdi Balkanlarda da işlerim var benim. Gidip sokaklarda yani Belgrad'da, Bosna Hersek'te falan dolaştığım vakit önümü kesiyorlar. Şıhım diyorlar, bizim şeyimiz ne olacak buradaki? Türbe ne olacak? Bizi türbedar yaptılar yani. Sayın Başkanım, tekrar futbola dönersek, siz aktif olarak bulunduğunuz zamanların dışında da hiçbir zaman Galatasaray'dan kopmadınız. Hep içinde kaldınız. Sizin gibi sevgiyle yaklaşan insan sayısı tabii ki taraftar arasında çoktur ama sizin için özel günleri de vardır mutlaka Galatasaray'ın. O özel günlerden birkaç tane bize örnek verebilir misiniz acaba? Yani özel günlerden neyi kastediyorsunuz? Yani başarı yaşadığınız günler, Galatasaray'ın başarısını paylaştığınız günler. Mesela Kopenhag zaferinde neredeydiniz? Ben Kopenhag zaferinde 400 tane Ege Seramik bayisini alıp orada maçta gittim, açık tribünde onlarla beraber seyrettim. Oradaydım yani. Evet. Bunun benzerlerini duymak istiyorum başkanım. Şeyde de öyleydi. Aynı yine Monaco'da da o şekildeydi. Evet. Yani şeyde de Manchester United maçında oradaydık. Yani bilmiyorum o kadar çok maçlar var ki yani tabii bazılarının şeyi kaldı ama benim mesela bu bakıyorum da şampiyonluklar içinde tabii hepsi benimkinin bir olaydı. Evet. Şimdi bir 20-45... 6 tane şampiyonluk var herhalde yöneticilik devirlerinize rastlayan. Benim olduğum, birebir yetkili olduğumda 4 tane var ama Türkiye kupaları var. Kaç tane var bilmiyorum. Ama yani mesela şampiyonlukların bakıyorum bir tanesi 20-45. Bir tanesi Beşiktaş'la yarışıyorduk. 8-0'lık Ankara Gücü maçıyla ki çok saldırı yapıldı bana. Orada o da avarajla şampiyonluk. Avarajlı olamadıklarımız da var ama. Yani bir tek avarajlı biz olmadık. Ama çok enteresan. Mesela benim babam Beşiktaşlıdır. İyi Beşiktaşlı. Beşiktaş Kulübü'nün üyesidir. Şu anda yaşayan Beşiktaş'ın en eski, en yaşlı 10 üyesinden biridir. Bir tane maçıma gelmemiştir. Düşünebiliyor musun? O denlik fanatik. Fanatik böyle, maçlara da gitmezdi de ama benim maçıma gelmedi mesela. Fakat ben o 8-0'dan sonra geldim. Süleyman abi de babama çok yakındı. Süleyman Saba. Bir de Şevket Baba vardı. Onun başkan yardımcısıydı. O da ben geldim. Bizim Mecidiyeköy'deki ofisten içeriye giriyorum. Şevket Baba ile karşılaştık. Ankara'dan dönmüştük o 8-0'lık maçtan sonra. Şevket abi merhaba dedim. Kafasını çevirdi bana, kızmıştı. Çıktım yukarıya, babam bana bağırıyor. Ne yaptınız siz diyor. Nasıl olur böyle. Ya dedim ne var, biz galip geldik. Niye bunu kabul edemiyorsunuz? Yani aynı takımın bir iki hafta gerisindeki maçlara bakınca da farklı mağlubiyetleri vardı zaten. Bir tek bir 8-0 yenmiş değildik yani. Yok, o sene biz Beşiktaş'la 5 tane maç yaptık. 5'inde de galip geldik. Biz iyiydik. Beşiktaş 2 sene arka arkaya şampiyon olmuştu. 3. seneyi yakalamak istiyordu ama bir düşüş başlamıştı onlarda. Yine iyi takım olmalarına rağmen bir düşüş vardı ama biz çok iyiydik. Evet. Biz çok iyiydik. Hakikaten çok iyiydik. Yani her maçın bir hikayesi var esasında. Evet. Yani bunları anlatmaya kalksak zaman yetmez. Simovic'den başlayıp Tanju'yla biten kadroda da sizin emeğiniz az değil. Yani var tabii. Hepsini de iyi tanıyorum. Çok oldu mesela bazen gittiğimiz vakit bazı kendi ülkelerinde o futbolcuları arıyorum. Geliyorlar, oturuyor, sohbet ediyoruz. Geçen gün mesela Belgrad'a indim. Baktım Prekazi arıyor.
Başkanım hoş geldin. Ya nereden duydun dedim geldiğimi. İnanılmaz bir network var yani. Ben diye haberini alırım dedi. Bir günlük kaldığım için görüşemedik ama bir daha gittiğimde beraber olacağız falan. Yani eski bir futbolcularımız... Bir de yabancı transferler kadar sizin futbol şubesindeyken özelliğiniz genç yetenek bulup ya da Türkiye'nin iyi futbolcularını bulup getirmek de vardı. Ya benim için yani yıldız futbolcuyu almak önemli değil. Eğer param varsa alabiliyorsun. Bana göre yıldız futbolcuyu gençken bulup yaratmak esas başarı o diye düşünüyorum. Mesela geldiğimde şeyi seyrediyorum. Bir Fenerbahçe Denizli Spor, Manisa Spor mu? Yok, Denizli Spor maçı. Manisa mıydı? Seyrediyorum. Fenerbahçe 5-2 yenildi. Bir tane Arda diye bir çocuk duman etti yani Fenerbahçe'nin kanadını, sağ kanadı. Şeyi aradım. Adnan Sezgin'i aradım. Ya dedim bu Arda kim dedim. Ya dedi bizim altyapıdan yetişmiş, beğenmemişler, göndermişler. Dedim bana hemen telefonunu ver. Hı. Verdi, aradım maçtan sonra Arda'yı. Dedim ki sen lig biter bitmez ki 2 hafta kalmıştı galiba, 2-3 hafta. Hemen dedim İstanbul'a geliyorsun. Ve geldi Arda. Kontratını yaptık. Galatasaray takımında işte gencecik yaşında başladı. Hemen A takıma girdi. 22 yaşında da kaptan yaptım hemen, evet. Düşün. Ersun Yanal hatta Arda'yı sanıyorum Manisa'da sağ kanatta filan oynatıyordu yani. Evet ama sağ bekte oynuyordu ama gidip geliyordu, acayip evet. Gidip geliyordu. Ve ben aramasaydım Arda şeye gidiyordu, Beşiktaş'a gidiyordu. 1 milyon dolara futbolcu da isterse serbest kalabiliyordu, Beşiktaş'a gidecekti. Onun gibi ne bileyim yani benim... Atletico Madrid Barcelona yolu böylece açıldı belki de. Evet evet ama iyiydi Galatasaray'da. Fakat işte genç futbolcuların muhakkak başında bir mentor, bir abi, ona bir yol gösterici biri lazım. Çünkü bir anda para pul şöhret olunca her zaman herkes taşıyamıyor. Bazen yani, insanı bozuyor. Fut aslında çok önemli bir yere geldi. Sizin deneyimlerinizden burada belki farklı bir ışık tutabiliriz. Şimdi Galatasaray'da ya da büyük kulüplerde artık başkan ya da futbol takımının yönetim kurulu tarafından yönlendirilmesi çok kolay olmaktan çıkıyor. Ya şimdi bak öyle ki ben geldim, gidip geliyorum Flora'ya ilk başladığımda birinci seneden sonra. Dedim ki ya bu Galatasaray futbol takımı Adnan Polat'ın part-time ile falan yönetilecek bir iş değil. Bu böyle olmaz. Baktım yurt dışında ne yapıyorlar. O sırada Adnan Sezgin şeydi, federasyon genel sekreteriydi. Kallem ettim onu, ikna ettim, getirdik. Şirket mirket de yoktu, ünvan da yok bizde Türkiye'de. Tuttuk bir ünvanıydı, genel menajer dedik, düşünebiliyor musun? Yarısı Türkçe, yarısı İngilizce yani. Dolayısıyla öyle başladı ve tamamıyla bu profesyonel yöneticilik takımın başında. Şimdi bizim şu anda Cenk Ergün var biliyorsun ki o da yani kaç senedir bizim Galatasaray'a getirdiğimiz bir arkadaşımız. Son derece tecrübeli. Bütün kulüplerde de bunlar bu şekilde oluşmaya başladı. Ve profesyonel yöneticiler, sadece profesyonel futbolcu değil, takımı yönetecek, şubeyi yönetecek profesyonel yöneticilere de lazım. Bir de biraz önce mentor dediniz. Mesela bireysel çalıştırıcı da artık gerekli bir şey haline şart, aldı. Şart. Geçenlerde bir programda yine söyleşirken bana topa vurmayı şu antrenör öğretti diyen eski ya, şeyler var, ünlü yıldızlar şimdi öyle var. Öyle bir şey ki bu. Yani düşün ki çocuk 18-20 yaşında. Bir anda milyonlarca dolar geliri oluyor. Bir anda bütün televizyon kanallarında, bütün sosyal medyada herkesin hayran olduğu biri oluyor. Yani bu taşımak, hazmetmek kolay değil. Bunlara birilerinin yardım etmesi lazım. Dolayısıyla Arda mesela başlangıçta birebir benim gözetimimdeydi. Attığı her adımı bilirdim. Yani o zamanlar şimdi bir söylesem mi? Derdi ki başkanım gelirdi. Ben kız arkadaşımla nereye gideyim? Dedim Arda git en güzel restorana git. Ama çekerlerse. Ya kardeşim senin bugün izin günün, tatil günün. Sen kız arkadaşına gidip bir restoranda yemek yemekten daha normal bir şey olmaz. Çekerlerse ne çeksinler? Hiç rahat ol. Kimse sana bir şey yapamaz diyordum. Yani o da şey yapıyordu yani, gelip fikir danışıyordu, öğreniyordu, bir abi olarak yaklaşıyordu bir de. Benden sonra bence İspanya'ya gittiğinde başlangıçta iyi götürdü, sonra yalnız kaldı gibi geldi bana yani. Yoksa özünde çok çok iyi bir çocuktu. Çok önemli arkadaşlar, doğru arkadaşlar. Tabii. Ve çevresinde. Yani sizin özellikle Ergun abinin, sizin Yurdaşan abinin futbol yönettiği dönemlerde bir de siz gece hayatı yönetmek ya da kontrol etmek zorunda kalıyordunuz değil mi? Onları da takip ediyorduk. Yani o açıdan
Ben hangi futbolcum neredeydi? Hepsini bilirdim. Hepsi gelirdi bana. Evet. Hala da yani istediğim vakit öğrenmek istersem öğrenirim de. Ama o yetişene kadar ona abilik yapmak, yol gösterici olmak lazım. Çünkü hakikaten taşıması kolay değil yani. Uzun yılların tecrübesinden en önemli nasihat herhalde bugünkü yöneticilere şey olsa gerek. Yani yıldızı büyük paraya satın almak yerine genci bulup yaratmak, parlatmak. Yıldız. Peki yeni atılan altyapı adımları ile ilgili görüşleriniz neler Sayın Başkanım? Bir ara benim dönemimde biz bayağı yatırım yapmaya başlamıştık. Hatta ben şeyi de düşünmüştüm. O sırada araştırma da yaptırtıyordum. Afrika'da bir tane kulüp almak. Yani Senegal falan oralardan. Bir tane de Avrupa'da bir yerde alıp genç futbolcuları yetiştirmek. Çünkü artık futbolcular o kadar pahalı oldu ki. Bazen bir futbolcunun parasıyla rahatlık Afrika'da 10 tane kulüp alabilirsin yani. Orada kaldı. Bence Türkiye hala altyapıya yeterince önem vermiyor. Benim yabancı futbolcuyla ilgili Türkiye'de bence serbest olsun. Sayı hiç önemli değil. Ama belli standartlar olması lazım. Birincisi o. İkincisi de olmazsa olmaz altyapıdan muhakkak altyapı yatırımları için bayağı ciddi bir kaynak ayırttırmak ve onu uygulatmak lazım. Biz hem kendi futbolcumuzu yetiştirelim. Serbest piyasa ekonomisi neyse aynısını yapalım biz de. Bakın bunu çok güzel kim yaptı biliyor musunuz? Macaristan yaptı. Son 15 senedir altyapıya o kadar yatırım yaptılar ki ve altyapıdan çok ciddi futbolcu yetiştirdiler. Macaristan şu anda futbolcu ihraç eden bir ülke oldu. Macaristan 10 milyon nüfuslu ülke, biz 80-90 milyon nüfuslu bir ülkeyiz. Neden yapamıyoruz? Bu kadar futbolda seviliyor. Altyapı yatırımlarını yapması lazım. Tabii Türkiye'de öncelikli olarak spor medyası tabii. Takım kötü gittiği vakit tam saha bombardıman oluyor. Zaten yani medyanın için haber, kötü haber esas haber esas oluyor. Haber, yani medyanın yapısında bu var. Taraftar da bunun gazına geliyor. Taraftar da sabırsız. İstiyorlar her sene şampiyon ol. Bu yapılanmaya için fırsat vermiyorlar. Ama buna dayanmak lazım, yapmak lazım. Burada görev esasında federasyon bu kararları alsın. Camiada bu yatırımları yapan yönetimlerin arkasında sabırla dursun. Sayın Başkanım, sizle sohbet çok daha uzun sürebilir. Ama sonuçta programın süresi biraz kısıtlı. Biz çok teşekkür ederiz. Sizin anlatmak istediğiniz başka bir şey varsa tabii duymak isteriz. Vallahi esasında şey 11 sene sonra bu stada biliyorsun bir kaç seçimlerden sonra geldim. Burada ben Dursun Başkan'a teşekkür etmek istiyorum. Hoca olarak benim fikrimi sordu. Dedim ki ben senin yerinde olsam Okan Buruk'u getiririm. İşte yurt dışında da oynadı. Gayet uluslararası niteliği olan bir insan. Gelir Türkiye'de hocalık döneminde de Akhisar Spor'u kupa şampiyonu yaptı. Başakşehir'e lig şampiyonu yaptı. Bence yapar dedim. Sonra bir tavsiye de şeyde verdim. Bu dedim Avrupa'nın bu kadar ekonomisinin kötü olduğu ve Türkiye'nin ekonomisini de yansıdı ve Türkiye'nin ekonomisi de kötü. Kulüplerin zaten ekonomileri kötü. Bizim dedim bu dar boğazdan geçmemizin tek yolu birlik beraberliğimizi sağlamaktan. Zaman zaman da görüşüyoruz. Bazı konularda benim bildiğim yani uzman gayrimenkul konularında fikirlerimi alıyor. O da dedi ki senin dediklerini yaptım, sen bir maça gelmen lazım. Maça geldim, ilk maça. Geldiğim anda da stada oturdum, gol oldu. Ondan sonra Dursun Başkan beni biraz totem yapmaya başladı. Her maça geleceksin dedi. 15 tane maça geldim. 15 tane galibiyet gördüm. Oo başkanım, o zaman siz Macaristan'a uğramayın artık. İlk defa geçen hafta zaten Kasımpaşa maçına gittim. Deplasmana gittim 12 sene sonuna. Orada da galip geldik. 3 tane maçına gelmedim Galatasaray'ın. Bir tanesi Başakşehir'e kupaya elendik. Bir tanesine mağlup olduk. Bir tanesine berabere kaldık. O yüzden totemi sürdürmek lazım. Evet. Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Bizim programımızın sonunda Keşke diye bir bölümümüz var. Keşke'de keşke o ebediyete intikal eden büyüğümüz de aramızda olsaydı, bizim sohbetimizi birlikte yapsaydık bölümü bu. Orada biz genelde büyüklerimizi anıyoruz. Vallahi benim hepsiyle bir yerden yani Galatasaray'ın dışında da bir tanışıklığım vardı. Keşke Galatasaray'daki yani büyüklerimiz bizle beraber olsaydı. Sadece biri değil. İşte evet. Biraz evvel isimlerini saydığım
Ta Oğuz İmre Gün abiden başlayarak Erdoğan abiden. Mükerrem Taşçıoğlu'yla da sizin Mükerrem ilişkiniz abiyle çok iyi. Mükerrem abiyle de aram çok iyi. Tüpü Batur, ondan sonra Selahattin abi oluyor. Sonra Mustafa Pekin, sonra tekrar Selahattin abi. Sonra Ali Uras. Evet, ben Süpü Batur abimizin kızıyla da Işık Tesis'inden sınıf arkadaşıydım. Öyle mi? Evet, onu da tanırdım. Sizi hangisi mutlu edecekse saygıyla? Hepsini saygıyla hürmetle, sevgiyle anıyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ayırdığınız için. Sağ olasın. Sayın seyirciler, değerli Galatasaray Televizyonu izleyicileri, esen kalın. Galatasaray camiasının önde gelenlerinin sadece sporda değil, ülkenin en yüksek makamlarında söz sahibi olduklarını daha önceki programlarımızda vurgulamıştık. Kendisiyle sohbet edebilme hasreti içimizde baki kalacak eski başkanlarımızdan Süpü Batur da işte öyle büyük bir değerimiz. Onu ağırlama şansımız olsaydı büyük bir ihtimalle sohbeti 3 bölümden oluşturmak isterdik. Önce Mektebi Sultani'de öğrencilik ve öğretmenlik dönemiyle Galatasaray'daki futbolculuk yıllarını sorar, eski anılarını dinlemenin heyecanını yaşardık. Sonra spordaki yöneticilik ve hakemlik yıllarından bahsetmesini rica ederdik. 3 dönem kulüp başkanlığı yılları da kuşkusuz can kulağıyla dinlemek isteyeceğiniz bölüm olurdu. Hele hele Florya arazimizin kazanılmasında rahmetli Halil Burnaz abimizle birlikte unutulmayacak emeklerini duymak ve arka planda açtıkları zorlukları bilmek gurur verirdi bize. Hukuk fakültesi mezunu olarak kaymakamlıkla başlayan devlet adamlığı yaşamında Sinop Milletvekilliği, Kurucu Meclis Sinop İli Temsilciliği, Cumhuriyet Senatosu Sinop üyesi olarak senatörlük günlerinde ve Cumhuriyet Senatosu Başkan Vekilliği görevinde Galatasaray'ımızı daima nasıl önemsediğini, önceliklendirdiğini paylaşır mıydı acaba bizlerle? 1992'de 88 yaşında hayata veda etmeden 6 yıl önce verdiği bir röportajda kendi futbolculuk günleri için söylediği şu sözleri tekrarlardı belki. O zaman sportmenlik ve dostluk vardı. Sarmaş dolaş ayrılırdık maçtan sonra da. Şimdi bazı yöneticilerin söylediklerine bakmayın siz. Fenerbahçe ile Galatasaray kardeştir. Üç büyüklerin biri yıkılırsa öbürleri de yıkılır. Bilgi, liyakat, zarafet, nezaket toplumumuzda giderek daha zor bulunan hasletlerden olduğundan beri rahmetli Süpü Batur Başkan gibi mümtaz kişilikleri daha çok arıyoruz. Nur içinde yat devletli başkan.